Sağlıklı Hayat'tan hepinize günaydın. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. İlk bölümdeki stüdyo konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mahmut Kalender. Biz kendisiyle görülme sıklığı çok yüksek olan bir rahatsızlığı konuşacağız bugün hep birlikte. Omuz ağrısı sebeplerini soracağız hocamıza. Tanı koyma yöntemleri nelerdir bu noktada ve tedavisinde neler yapılır? Hepsinin cevabını Mahmut Bey'den alacağız. 0212 625 64 64'ten bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımıza merak ettiğiniz tüm mesajları yollayarak cevapları doktorumuzdan edinebilirsiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ceren Hanım. Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli. İyiyim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Yine çok sık insanların karşılaştığı bir sorun. Evet. Yine ağrılar aslında ama bu sefer vücudumuzun farklı bir bölgesinde omuz ağrılarını konuşacağız sizinle birlikte. Ve tahmin ediyorum yine bu ağrıyı çeken pek çok da seyircimiz vardır şu anda bizi izleyen günlük yaşamlarında. Bu soruna karşı karşıya kalan. Derken direkt gireyim isterseniz var. Omuz ağrısı sebepleri nelerdir? Neden kaynaklanır? Önce omuzun bir anatomisinden bahsedelim. Tabii. Yine. Omuzda ona iki kemik var, yardımcı üçüncü bir kemik var. Birinci kemik kol kemiği dediğimiz humerus. İkinci kemik bizim halk arasında kürek kemiği dediğimiz scapula. Üçüncü kemik de köprücük kemiğinin ucu. Bu üç arasındaki bağlar, kıkırdaklar, tendonlar, kapsül, etrafını saran sinirler, damarlar bunların herhangi birinin rahatsızlığında omuz ağrısı hissederiz. Bazen de bunların ötesinde daha yukarıda, boyunda bir fıtık olursa, başka bir problem olursa, beyinde bir problem olursa bunun omuza yansımaları olur. Bazen de daha aşağıdan gelir, el bileğinde bir sinir sıkışmasından, karpal tünelden dolayı omuz ağrısı hissedebilir. Veya dirsekte bir sinir sıkışmasından dolayı omuz ağrısı hissedebilir. Bunları tek tek sıralayacak olursak, önce tendonlarından başlayalım. Bunların tendiniti var biliyorsunuz. Tendon dediğimizi tekrar tarif edelim. Kasların gelip, incelip, kiriş şekline gelip kemiğe yapıştığı yerler. Tendonlar eklem çevrelerinde yoğundur. Evet. Omuz eklemi de büyük eklemlerimizden birisi. Yani vücutta ana eklemlerden en büyüğü değilse ikinci büyüklükte omuz var. Omuzun birbirine oturması da çok daracık bir kürek kemiği ucuna geniş omuz başı oturur. Bunları tutan da etrafında kaslar, kapsüller, tendonlar onu sıkı sıkı sarar. Yani kalçadaki gibi içine oturan bolan soket tipi bir eklem değil. Üzerinde kayma hareketi yapar. Yani bu hareket sadece açılıp kapanma gibi değil. Bir elimizi kaldırıp sırtımızı kaşımada, başımızı yıkamada, bir taşı fırlatmada omuzun çok önemli işlevleri var. Kesinlikle. Bu zorlamalardan birinde tendinit olduğu zaman tendinit yani o az önce tarif ettiğimiz şey bunun bir enflamasyonu. Aslında mikrobik bir şey değil. Ama aşırı kullanımından, zedelenmesinden bağlı bir miktar yıpranması. Onların etrafını saran incecik zarlar da var. O zarların şişip tendonun rahat çalışmasını engellemesi. Bunları nasıl tedavi ediyoruz sorusuna geçmeden diğer sebeplerini de anlatalım. Tamamdır. Aslında şunu da soralım. Böyle bir durumda hastaya ne gibi ağrı şikayeti olabilir? Yani bu ağrıyı biraz tarif edebilir misiniz acaba? Bunların ağrısı fenadır. Yani kolunu kaldırıp da başını yıkayamaz. Duşta çok problem çeker. Hareket kısıtlılığına daha yol açabilir diyebiliriz o zaman. Akşamları gece yatarken uykusundan uyandırır. O tarafına yatamaz. Yani gece sağdan sola döneyim dese uykusundan uyanır. Bunlarla beraber uyuşmalar olabilir. Elinde uyuşma mutlaka boyun fıtığı veya sinir sıkışmasını gösterir ama omuz ağrısından dolayı da hiçbir sebep olmadan bazen donuk omuz dediğimiz şey gelişir. Bu 40-60 yaş kadınlar arasında bir şey. Bazen erkeklerde de görülür ama yoğunluk kadınlarımızda yani bu 4 ayla 9 ay arası sürer. Yani 4 ay boyunca en az hasta ağrı çeker, kolunu kıpırdatamaz. 9 ay boyunca gittikçe şiddetlenir. Geri düzelmesi de bazen 2 seneyi bulur. Eyvah bunlar için tabii frozen shoulder diyoruz biz şeyde, literatürde. Ama halk bunu donuk omuz diye biliyor. Yani kolun hiçbir hareketine izin vermez. Kolunda yanında böyle şey gibi durur, aksesuar gibi durur. Çok zorlayıcı olabilir o halde yaşamımızı idame ettirirken. Tabii, tabii. Yani siz de bir dönemde omuz ağrısı çekmişsinizdir. Hele ki bu arada genç kızlarımızda çok fazla görüyoruz. Bu cep telefonu hastalığından dolayı sadece parmak hareketleri çalışarak uzun süre böyle kasılmaktan
boyun kaslarının kasılıp boyun eklemlerindeki rahatsızlıktan dolayı omuz ağrıları hissediyor. Evet, aslında cep telefonu kullanımı, belki tablet kullanımı ya da ofis ortamında bilgisayara çok baktığımızda belki o duruş pozisyonumuzdan kaynaklı. Ve tabii ki biraz da spordan uzak kalmamızla da etkili sanırım dönem dönem, değil mi? Bu ağrılar hakikaten sporsuzluk ağrısı. Muhakkak hayatımızın belli bir döneminde hepimiz yaşamışızdır, çekmişizdir diye düşünüyorum ben de. Her kesimde görülür bu. Sadece çocuklarda çok görmüyoruz. Onun başka sebepler var. Peki efendim, eğer tendon sorunuyla karşılaştıysak çok şiddetli bir ağrıyla hastalar size başvurabilir dedik. Hareket kısıtlılığına kadar uzanabilen ciddi bir sorundur dedik. Evet. Tedavisini sorayım mı? Diğer sorunları da dinleyelim ondan sonra. Ben yavaş yavaş geçeyim. Tamam. Tendonların üzerinde ciltle kemik arasında bir yastıkçıklar var. Biz bunlara bursa diyoruz. Yani bu yastıkçığın vazifesi dışarıdan gelen travmaları direkt kemiğe yansıtmadan arada bir süspansiyon, amortisman görevi görmek. Bu bursa bazen iltihaplanır, biz buna bursit deriz. Direkt travmadan da olabilir, mikrobik bir hadise de olabilir, çok kullanmadan, aşırı kullanmadan, zorlayıcı hareketlerden de olabilir. Bursit de bu şeyin ana sebeplerinden birisi, omuz ağrısının. Evet. Bunların ötesinde bu travmalar kaynaklı kırıkları, çıkıkları olabilir. Omuz kemiği kırıklarının büyük bir çoğunluğunu sorunsuz sadece alçıyla veya bir şeyle tedavi edebiliyorken bu ameliyata kadar gidebilir. Yani dizilimde bir bozukluk olmaması gerekir. Bu tendon müdahaleyle karşı karşıya kalabilirler yani. Tabii. Dizilimde bir bozukluk olursa, tam olması gereken yerde olmazsa, birbirleri üzerinde kayma hareketleri, çekme itme hareketleri yaptığı için sorun çıkaracak, mutlaka bunun düzeltilmesi gerekir. En sık karşılaşılan sorunlardan tendinitten sonra bu omuzun çevresini saran rotator manşet dediğimiz bir dörtlü bir kas grubunun gelip omuzun çevresini saran bir yapısı var. Manşet diyoruz biz buna. Dört kas birden gelip omuzun başına yapışıyor. Bunlarda yırtıklar olur. Kısmi yırtıklar olabilir, tam komplet yırtıklar olabilir. Bu yırtıkların da mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Bunun bir de altın zamanı var. Eğer komplet yırtıldı ve 3 ay içerisinde bunu tedavi ettirmezse kasın kendi tonusundan dolayı, yani gerginliğinden dolayı o yırtık gittikçe büyüyüp bir tarafa çekilecek. Ondan sonra istese de bunu düzeltin dese de olay çok komplike hale gelir. Omuz kireçlenmesine kadar gider. Mecburen omuzu komple değiştirmek zorunda bile kalabiliriz. Yani yırtıklara da çok dikkatli olmak lazım. Hastalarımıza ameliyat diyoruz. Ameliyatı bunun artık basit ameliyatları, kapalı yöntemlerle yapılıyor. Gene artroskopiyle yapıyoruz. Yani ilk olduğunda 15-20 dakikalık bir ameliyatla kurtulacakken sonrasında proteze kadar giden büyük sorunlarla karşılaşabilir. Çok daha ciddi bir tedavi gerektirebilir. Tabii ki. Küçük bir müdahaleyle hallolabilecekken dediniz. O halde yine yırtıklarda biraz doktor tavsiyesine uymakta fayda var diye. Altın zamanı geçirmemek lazım. Evet. Çünkü iyileşme süreci de daha zorlaşacaktır ondan sonra. Tabii ki. Değil mi? Daha ciddi bir operasyon geçirecekler neticede. Biraz istirahat süreci uzayacaktır. Belki biraz ağrılar artacak, şiddetlenecektir. Tabii ki. Evet. Tendonları anlattık, yırtıklarını anlattık, tendinitini anlattık, bursitini anlattık. Sıkışma, kırık çıkıkları da olabilir dedik. Kireçlenme. Omuz kireçlenmesi bunların sebebinden dolayı veya romatolojik sebeplerden dolayı. Yani bunların sebebi dediğim gene kırık çıkıkların normal bir dizilimi olmazsa veya ilk darbede kıkırdaklara da darbe almışsa bu kıkırdaklardaki darbenin etkisinden dolayı kıkırdaklar bozulmaya başlayacak. Aynı diz eklemindeki gibi, diğer eklemlerdeki gibi bozuk, erimiş bir kıkırdakla karşı karşıya gelecek. Yani bunun da gene tek tedavisi artık protez. Bu protezlerin de çeşitleri var. Onlara da tedavi kısmına girelim. Omuzda en önemli mesele şu yırtıkların geciktirilmemesi meselesi. Yani bir rotator manşette bir yırtık varsa, bazen biceps tendonunda da olur. Bu biceps dediğimiz kolu şöyle kaldıran tendon. Rotator manşetin vazifesi de kenara doğru açmak, ilk hareketi vermek. Bu biceps tendonunu bile tedavi etmezsek o bile başka şeylere yol açar. Peki eğer yırtık söz konusuysa hasta size hemen başvuruyor mu, yoksa böyle durumlarda da geciktiği, yani tanı koymada da geciktiği durumlar olabiliyor mu hastaların? Ben çok karşılaştım. Ben bunu bir senedir çekiyorum diyen hastalar. Eyvah eyvah, yırtık var ama bir sene boyunca bir doktora başvurmamışlar. Yani bir MR çekiyorsunuz, artık yırtık komplet
tamamen retrakt olmuş, retrakte dediğimiz iyice çekilmiş, yuvasına kısılmış. Artık onun tedavisinin neredeyse mümkün olmadığı. Yani kireçlenmelere gitmiş, şeyleri bozulmuş. Bütün eklem hareketleri, üstüne yatamıyor, kolunu kaldırıp da başını yıkayamıyor. Yani bu derece hastaları çok gecikmiş şekilde çok görüyoruz. Özellikle doğuda. Buralarda insanlarımızın herhalde şeye, doktora ulaşması daha kolay. Biraz daha kolay, evet. Birazcık da orada korkudan dolayı mıdır? Doktor ameliyat diyecek diye korkudan gelmiyor. Aslında bunu bence bölgenin de dışında biraz insanın karakteri mi deriz aslında. Kim insanlara doktora başvurmakta gerçekten çekiniyorlar, biraz kendi kendine geçmesini bekliyorlar. Sanıyorum çok zorlamadıkları günlerde de ağrılar biraz hafifliyorsa aman biraz daha bekleyeyim kanısına kapılıyor olabilirler ama. Kendiliğinden geçer şey var. Evet. Hele bir ağrı kesecelim, bir kas gevşetecelim. Ama çok çok önemli dediğiniz zamanla yarışıyoruz böyle durumlarda diye. Evet. Tekrar belirtelim. Peki kireçlenmeleri konuştuk. Ekleyeceğimiz bir şey var mıdır kireçlenmeler konusunda? Biraz yaşa bağlı görülür mü yine kireçlenme? Hani diz için yaşa bağlı görülebilir demiştik. Kireçlenmelerin de yani ileri yaşta yavaş yavaş bozulmasıyla. Yani ana sorun şeydir aslında, travmalardır, bu yırtıklardır, tendinitlerdir, bursitlerdir. Bunların ötesinde kendi kendine olan romatolojik hastalıklarda olduğu gibi, dizde olduğu gibi yavaş yavaş yaşla ilerleyen, 50 yaşından sonra yavaş yavaş başlayan, eklem kıkırdaklarını tamamen bozup hareketlerini iyice kısıtlayan şeyler var. Bu kireçlenmelerin de artık tedavisi ameliyat. Ameliyatlarda da artık kireçlenme iyice ilerleyip tendonları da atrofik hale getirdiyse, tendonların atrofisinde, kasların atrofisinde şu var, yani uzun süre kullanılmayan kaslar erimeye başlıyor. Kuvveti düşürüyor, artık normal hareketinde yapamıyor. Yani ona yapabilecek tek şey omuzu değiştirip ağrılarını geçirmek ve tekrar o kasları güçlendirmek için uzun süre bir fizik tedavi görmesi gerekiyor. Evet. Yani bu tedavi kısımları bazen 3 ay 6 aya kadar sürebilir. Omuzun ameliyatı kolay, 1-1,5 saatte bilemediniz 2 saatte biter. Ama sonrasındaki bu fizik tedavi kısmı hakikaten uzun ve yorucu bir süreç. Hastaları biraz zorlayan bir süreç. Haftada 2 gün 3 gün fizik tedaviye gidebilir. Fizik tedavi eklenmezse de bu yapılan ameliyatların da hepsi boşa gider. Hiçbir faydasını yani göremez ameliyatında. O kasları tekrar çalışmaya öğretmek gerekiyor. Evet. Hangi yöne kasıldığını hatırlaması gerekiyor. Bir yani, kendine gelip silkelenmesi tabii gerekiyor. Tabii 3 aydan sonra kasların unutuyor. Silkelenmesi gerekiyor. Unutuyor. Evet. Peki sorumuzu okuyalım bir tane. Okay. Ceren Hanım, iyi programlar, çok yardımcı oluyorsunuz. Benim sağ omuzum çok ağrıyor ve de omuzumun üstü çok sert. Sorar mısınız kireçlenme midir demişler. Saniye Hanım çok geçmiş olsun. Yaşını öğrenme şansımız var mı? Şey mi? Evet, yaşınızı da bizimle paylaşırsanız doktorumuzdan cevabını alalım. Yani kireçlenme var mı yok mu demek için önce bir yaşını bilmem gerekiyor. Biraz yaşını da bilmemiz gerekiyor. İkincisi bu ağrıları ne zamanları çektiğini bilmem gerekiyor. Üçüncüsü bu konuda yapılmış filmler, MR gibi tahliller var mı onları görmem gerekiyor. Evet. Var mı yok mu sorusuna cevap vermek hakikaten çok zor. Evet, çok yani net bir cevap verebilmek için en azından aslında bir normal filmini görsek kireçlenmem evet var veya yok diyebiliriz. Ama mutlaka görüşmemiz lazım. Yani televizyondan biraz yüz yüze, evet, cevap vermek çok zor. Bu soruya cevap vermek gerekiyor. Merhabalar, 17 yaşında bir oğlum var. 15 gündür şiddetli bir omuz ağrısı var. İncittiğini düşündük. Film çektiler, bir şey çıkmadı ama ağrı hala geçmedi. Ciddi bir şey olabilir mi demişler. Az önce bahsettiğim muhtemelen bu da cep telefonu müptelalarına. Yani günde 17-18 saatini cep telefonuyla geçiren çocuklarımız var. Evet. Gençlerde bu çok yaygın. Yok işte Instagram'dır, Facebook'tur, YouTube'dur, bilmem ne falan, çocuklar binlerce mesaj yazıyor. Evet, sosyal medya. Boyunları hep bu şekilde. Artık kasılmaktan boyun kasları iyice boyunu kısaltıyor, düzleşmeler başlıyor, arkasından fıtıklaşmalar. Bu direkt omuza vurur zaten. İlk omuz ağrısı diye gelir. Orada boyun ağrısından önce de gelir yani. Muhtemelen anlattığı şey, 17 yaşında çocukta çok fazla bir şey beklemiyoruz. Evet. Yani korktuğumuz başka şeyler var ama yani çok nadir sebepler, şu olabilir, bu olabilir demekten ziyade onu bir muayene etmek isteriz yani. Tamamdır, çok geçmiş olsun diyelim ve telefonumuz varmış, onu alalım. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, biz de çok iyiyiz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sağ olun, size iyi günler diliyorum. Ben Nuray Çiçek. Benim omuzlarım çok ağrıyor. Gece yatamıyorum. Gündüz o kadar değil ama gece çok ağrıyor. Doktor beye nasıl ulaşabilirim?
Doktorumuz İstanbul'da çalışıyor. Evet. Fulya'da, sosyal medyadan ya da internetten ulaşabilirsiniz. Ya da arkadaşlarımız da zaten iletişim bilgileri konusunda size yayından sonra yardımcı olacaktır. Soracağınız bir şey var mıdır hocam? İki omuzu ne zamandır ağrıyor? Tedavi doktoruna mı gideceğim? Ortopediye mi? Hangisine gideceğimi de bilmiyorum. Bir de yardımcı olursa sevinirim. Nur Hayat Hanım, bu omuz ağrısı ne zamandır var? Ya omuz ağrısı 1-2 senedir var. Ondan önce boynum çok ağrıyordu. Doktora gittim. Düzleşme var dedi. Buna da yapacağımız bir şey yok dedi. Şimdi de omuzlarım, özellikle de gece yatamıyorum. Yani boyun fıtığınız mı var dedi Ayşe? Yok, hiçbir şey yok dedi. O zaman iki omuzda da sorun var diyorsunuz. Mutlaka uğramanız gerekiyor ama. Evet, çok çok geçmiş olsun diyelim. İki yıl çok uzun bir süre, mutlaka halledilmesi lazım. Omuzlarınız donabilir. Evet, çok çok geçmiş olsun diyelim Nur Hayat Hanım'a ve lütfen ihmal etmeyin. Hocamıza ya da bir başka ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmanızda fayda olacaktır diye belirtelim. Hakikaten zaman çok önemli. Biraz önce sordum size, böyle ağrılı uzun süre geçirenler var mı diye, hakikaten böyle karşılaşıyoruz. Çekiyorlar bunu. Aylarca, evet. Yıllarca çekiyorlar yani. Bu niye bunu kaderim diye kabulleniyorlar? Kesinlikle. Ben de anlamış değilim yani. Başka var mı soru? Biraz böyle mesajları da, evet, ben sonra kızıyorlar çünkü hocam okumayınca. Onlara tabii, da yer vermeye çalışıyoruz. Lütfen. Annem 80 yaşında, sağ kolunun dış yukarı kısmında hafif şişlik ve ağrı var. Kireçleme demişler ama ne yaparsak yapalım ağrısı geçmiyor. Ne yapmamız lazım? Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Çok çok geçmiş olsun efendim. Yani 80 yaşındaysa bu muhtemel kireçlenme. Bu uzun süredir çekiyor bu ağrıyı. Az önce anlattığımız gibi tendonlarda bir yırtık falan yoksa. Süresini tam bilmiyoruz. Bu 3 ayı geçmemiş de o yırtıkların tedavisiyle bu sorun tamamen düzelebilir. Evet. Ama bu gene uzun süreliyse, 6 ay oldu, 1 sene oldu, az önceki hastamızın dediği gibi 2 sene olduysa artık bunlara da protez gerekebilir. Bu protezler de artık şey oldu, eskiden omuz protezleri sonuçları çok kötüydü. Yeni dönemde bu son birkaç yıldır ters omuz protez dediğimiz bir şey yapıyoruz. Yani o rotator manşet kaslarından ihtiyacı olmayan, olmadan deltoid kaslar dediğimiz omuzu saran ana dış kasları omuzu kaldırmayı öğretip biraz da kaldıraç kolunu artırarak yükü ona vererek yeni den başını yıkayabilmesini, rahat uyuyabilmesini, kolunu buraya kadar kaldırabilmesini sağlayabiliyoruz. Evet. Yani protezden de korkmamalılar. Eski sonuçları gerçekten kötüydü. Yani sadece bu ağrıyı geçirirdi ama hasta kolunu kaldıramazdı. Bundan çok ızdırap çekerlerdi. Evet evet. Yeni dönemde bu işler protez ameliyatından gerçekten çok çekinip böyle 2-3 adım geride duruyordu insanlar. Yani böyle etrafımızdan muhakkak yine hepimiz tanık olmuşuzdur böyle durumlar ama sanıyorum kullanılan protezin çeşidi, ameliyat yöntemi de çok çok önemli bu noktada, değil mi? Yani teknoloji çok hızlı ilerliyor. Artık eski, yani 20 yıl önce, 25 yıl önce kullandıklarımızı, bazen 1 yıl önce kullandıklarımızı bile artık kullanmıyoruz. Evet. Her seferinde yeni bir inovasyon, yeni bir geliştirme, yeni bir sorun çözülerek karşımıza geliyor. Yani bu konuda doktorumuzla diyalogda olmak lazım. Evet. Eskiden şu meseleler vardı, bundan halloldu mu? Biz zaten olabilecekleri anlatıyoruz. Yani bu iş şu kadar sürer, şu kadar hastanede yatarsınız, arkasından fizik tedavi şurada başlar, bunun süresi şu kadardır. Üçüncü günü şöyle hissedeceksiniz, onuncu günü böyle hissedeceksiniz, oldukça üçüncü ayda şöyle olacak zaten diye. Biz bunları anlatıyoruz. Yani sonuç olarak her aşamada bir tedavi var. Onun için çok geciktirmemek yeter ki lazım diyoruz. Başvuralım. Tabii. Tamam. Günaydın Cennet Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, sizi dinliyoruz. Doktor Bey, ben geçen sene MR çektirdim. Omzumda çok ağrı vardı. Deformasyon olduğunu söylediler. Bir de kolumda tenisçi dirseği oluşmuş. Çok fazla ağrı hissediyorum. Doktor Bey, yardım nasıl yırtık, bir şeyler söyler acaba? Yırtık var dediler değil mi Cennet Hanım? Yırtık olarak değil Doktor Bey, de deformasyon var dedi sadece. Yani deformasyon derken kireçlenme mi var omuz ekleminizde? Deformasyon olduğunu, bana bu kadar fizik tedaviye gitmem gerektiğini söylediler. Peki ne zamandır fizik tedavi görüyorsunuz? Ben sadece geçen sene bir ay gittim. Bir ay da kısa bir süre değil. Yani bu iş iki senedir falan mı devam ediyor? Efendim? İki yıldır mı var bu?
2 yıldır var. Bu gene gecikmiş Cennet Hanım. Bu işin üstüne gitseniz, tekrar bir doktorunuza başvursanız. Yani deformasyon dediğimiz şey tam olarak neresinde? Bunun kıkırdaklarında mı, kemiğinde mi? Mesele neyse düzeltilmesi lazım. Bu düzeltilmeden hakikaten yani sadece fizik tedaviyle geçmeyebilir. Tamam. 2 yıl diyorsunuz, uykularım bozuldu diyorsunuz. Evet evet. Bir de koluma vurdu. Tenisçi dirseği de varmış kolumda. Tenisçi dirseğin tedavisi bu kadar uzamaz. Onu hallederiz yani. O bazen küçük bir iğneyle, bazen radyo frekans dediğimiz basit bir yöntemle hemen 10-15 dakikada hallolacak bir şey. Ama tenisçi tamam. dirseğinin ağrısı omuzunuza vurmaz. Ellerinizde uyuşma tamam. var mı peki? Var. Uyuşma varsa boyun fıtığı olma ihtimaliniz de yüksek. Veya elinizde boyun sinir da varmış zaten. Veya elinizde sinir sıkışması olması da muhtemel. Bunlar için de bir beyin cerrahının bir de nöroloğun görmesi gerekiyor. Tamam. Doktor Bey, teşekkür ederim. Çok çok geçmiş olsun diyelim Cennet Hanım'a. Peki böyle süremiz yine sonuna gelmeye başlayınca ben hızlanıyorum biliyorsunuz. Buyurun. Omuz kırıklarını soralım ve sonrasında da artık tedaviyi de yanıtlayalım. Omuz kırıkları, yani çocuklarda omuz kırıklarından bahsedelim. Çocuklarda genelde bunlar basit bir askılama yöntemiyle boynundan koluna geçirdiğimiz ve sadece 20 gün hareketsiz bırakarak %90'ı iyileşir. Yani çok anormal uçlar ayrılmadıysa, deplasmanı yoksa, açılanması yoksa filan çok ameliyat gerekmez. Ameliyatlar da bunların kapalıdır zaten. Kırıklar için bahsediyorum. Yani artık elastik çiviler var. Yani küçük bir delikten buradan sokuyoruz. Kırığın içerisinden geçiriyoruz. O kırığı fikse ediyor. Yani stabilize ediyor. Onun oynamamasını sağlıyor. Dizilimini sağlıyor. 20 gün sonra da ucundan çekip çıkarıyoruz. Elastik titanyum çiviler var. Bunların tedavisi böyle çok kolay. Tedavi başarıyla sonuçlanmış oluyor. Sonrasında yetişkin yaşlarda, başka sorun mu? Yok, sizi dinliyorum. Ha, tamam. Yetişkin yaşlarda eğer eklemi ilgilendiren bir kırık yoksa gene tedavimiz kapalı yöntemlerle veya şimdi biyolojik fiksasyon dediğimiz sadece küçük bir yerden açıp siniri koruyarak kırıkları ucuca getirip platinlerle dışarıdan vidalamak şeklinde yapıyoruz. Bunların ötesinde dediğim gibi eklemi ilgilendiren kırıklar varsa mutlaka açık ameliyat yapıyoruz. Kapalı ameliyatlarla bunların başarı şansı biraz düşük. Bunlarla birlikte gene tendonda yırtılma, kaslarda bozulma varsa onların tedavisini yapıyoruz. Arkasından omuzu ilgilendiren ana bir kemik, kürek kemiği kırıkları. Bunların da tedavisi 3. 4. derecede ise çok parçalı boynunda kırmışsa onlara da ameliyat gerekebilir. Tabii bunlar düzgün yapıldığı zaman ileride bir sorun çıkarmaz. Eğer düzgün değilse gene kireçlenmeye gidecektir. Arkasından protezler düşünülecektir. Kas transferleri düşünülecektir. Yani yırtıklar 3 aya geçtikten sonra mesela latissimus dorsi transferi dediğimiz bir kas transferi var. Kemiğin üstünü başka bir kasın tendonuyla kapatıyoruz. Bunların başarıları internette tartışılıyor falan ama ona tekrar kolu normali eskisi gibi kaldırdığını öğretmek için iyi bir fizik tedavicinin aylarca uğraşması gerekiyor. Evet, sadece yani ameliyat yeterli olmuyor kesinlikle değil mi? Evet, geciktirmek çok önemli. Geciktiği zaman kendi omuzunu kaybediyor, başka şeyler çıkıyor. Eyvah. Geciktirmemek ve fizik tedaviye sabırlı bir şekilde düzenine gitmek çok önemli dediniz. Evet. Tekrar bunu da belirtelim. Peki, dedik ya yönetmenim buyurun telefonumuz mu var? Tamam. Şöyle yapalım. Tamamdır telefonumuz düşmüş. Omuz ağrım için ne zaman doktora gitmeliyim demeli insanlar. Çünkü dedik ya vakit kaybetmemek evet çok önemli yani. Ve bu şikayetleri dinliyoruz seyircilerimizden de 2 yıl 3 yıl çekenler dahi var derken telefonumuz bağlanmış onu alalım. Tamam. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Alo. Buyurun, sizi dinliyoruz, hoş geldiniz. Hoş geldik doktor beyle görüşebilir miyim? Tabii ki sizi dinliyor doktorumuz, buyurun. Buyurun Gülbeyaz Hanım. Günaydın, iyi işler hocam. Günaydın, sağ olun Gülbeyaz Hanım. Nasılsınız? Benim 3 aydır omuzlarım kötü, gece uykularım yok, dizlerim ağrıyor. Hem dizleriniz hem omuzlarınız. Yaşınız kaç Gülbeyaz Hanım? 55 doğumluyum hocam. 55 doğumlu olunca ne oluyor? 60 yaşında. 60. Biraz misafirle konuşsak. Abla daha orta yaşlardasın, daha yaşlanmamışsın. Bunların tedavisini hemen yaptırsan diyorum. Ne hocam. Zamandır, ne zamandır çekiyorsun bunları Gülbeyaz Hanım? Biraz daha sakin konuşalım. Nasıl dedi?
Bizi duymakta zorlanıyormuş. Ha, var mı? Sesim düşük mü geliyor? Özür dilerim. Biraz daha düşük gel istersen ha. Yani sizin telefonda bir problem olmasın Gülbeyaz Hanım. Bakın bunları geciktirmişsiniz. Hem dizlerim hem omuzlarım diyorsunuz. Tunceli'desiniz bildiğim kadarıyla. Orada hemen bir ortoped doktoruna gidip meseleyi çözseniz buradan oraya çok faydalı olamam gibi geliyor bana. Gelirseniz evet. Burada misafir ederiz başımız üstüne ama. Evet, çok çok geçmiş olsun diyeyim. Lütfen ihmal etmeyin. İstanbul'a yolunuz düşerse dediğimiz gibi operatör doktor Mahmut Kalender hocamız sizinle ilgilenecektir ama gelemezseniz de lütfen bir ortopedi uzmanına başvurun diye belirtelim. Hemen böyle hızlıca cevapları alalım hocam. Omuz ağrısı çekenler ne kadar süre sonra eğer bu ağrı geçmiyorsa veya şiddetliyse bir doktora başvurmalılar. Bizim tavsiyemiz 1-2 hafta. Ötesi değil yani. Hı-hı. Bir ağrı kesse, öyle hiç aya ulaşmasın değil mi bu ağrı süreci? Yani diyelim zorlayıcı bir spor yaptı, hı-hı, bir şınav çekti veya işte çocuğuyla sahilde taş fırlatma şeyleri, hı-hı, yapıyordu filan. Omuz ağrıları başladı. Genelde evet, bu spor sonrası da başlar. Bunlar için birkaç gün istirahat, yani omuzu zorlayıcı hareketlerden koruma, üzerine buz yapma, birkaç ağrı kesici. Bunları yapıp bir hafta belki iki hafta bekleyebilir. Bunlarla hala geçmiyor. Kolunu kaldırmakta güçlük çekiyor. Az önce bahsettiğimiz gibi bu en çok banyoda rahatsız eder yani. Evet. Üzerine yatamıyorsa bir iki hafta bekledi geçmiyor, mutlaka bir uzmana gidecek yani. Hiç vakit kaybetmeden bir uzmana. Meselenin altında ne var çözmek lazım. Evet, başvurması gerekiyor. Peki omuz ağrısı sebeplerini bulmak için ne tür tetkikler yapılmalı muhakkak dediğiniz? Yani önce iyi bir fizik muayene. Hı hı. Bunun yanında uyuşması var mı? Boyun ağrısı var mı? Bunun yanında romatizması var mı? Herhangi bir eklem ağrılarına sebep olacak rahatsızlığı var mı? Sedef hastalığı gibi, gut hastalığı gibi. Yani bunları önce bir muayeneyle ve konuşmayla, evet, hikayesiyle anlıyoruz. Arkasından bunlar için mutlaka bir film istiyoruz ve kan tarihleri istiyoruz. Yani yan ağrıya sebep olacak hastalıkları erkart etmek için. Bunlarla da hiçbir şey bulamadık. Arkasından MR istiyoruz. MR bize mutlak şeyin sebebini söylüyor zaten. Eğer sorun boyunda veya el bileğinde değil, diğer sebepleri ekart etmişsek, hı hı, ve gene beklediğimiz gibi bir tendon problemi, yırtık, kıkırdaklarda bir sorun varsa bunların tedavisini şekillendirmeye başlıyoruz. Bu gene hastanın yaşına göre değişiyor. Hastanın beklentilerine göre, hı hı, değişiyor. Yani genelde bunlar ileri yaşlarda gördüğümüz 50-60 yaşından sonra artık gidip gelen ağrılardan ziyade kronikleşmiş ağrılarda, hı hı, ameliyatlık tedavi öneriyoruz. Evet. Ama genç yaşlarda bu şey yırtıkları, tendinitler, bursitler çoktur. Onların tedavisi basit, hı-hı, bir enjeksiyonla yapılıyor. Bazen kortizol enjeksiyonu, şimdilerde PRP enjeksiyonu, kök hücre enjeksiyonu. Bunlarla hastalarımız rahatlıyor. Bunlara ek olarak fizik tedavi öneriyoruz. Ve kontrol öneriyoruz. Başka bir şey yok. Evet. Yani. Aslında yeter ki hasta size başvursun. Bu hayatı kabusa çeviren bütün ağrıların her aşamada tedavisi var dediniz. Peki, evet, süremizin sonuna geldik. Biz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün kanalımız olduğunuz için. Zevkli kıymetli benim bilgileriniz için çok teşekkürler. Zevkli. Evet sevgili seyirciler, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mahmut Kalender konuğumuzdu. Biz kendisiyle omuz ağrılarını konuştuk bugün. Sebepleri nelerdir, tedavisinde neler yapılmalı hepsini kendisi bizlere anlattı. Kısacık bir reklam arasına gideceğiz ama lütfen bizden ayrılmayın. Sağlıklı hayat devam edecek.
kısacık bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Tekrar Sağlıklı Hayat'a hoş geldiniz efendim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aygül Anıl bizimle birlikte. Çok güzel bir hanımefendiyle ikinci bölümde sizlerin karşısındayız. Kendisiyle birlikte endometriozisi konuşacağız biz. Dünya üzerinde yaklaşık 200 milyon kadının karşılaştığı bir hastalık bu. Tüm detaylarıyla kendisinden öğreneceğiz. Bugün kıymetli bilgilerini sizler için paylaşacak. 0212 625 64 64'ten bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımıza merak ettiğiniz tüm mesajları, görüşleri gönderebilirsiniz. Bu rahatsızlığı yaşıyorsanız, tedavisini görüyorsanız, neler yaşadığınızı, neler hissettiğinizi de bizimle paylaşabilirsiniz yayınımız boyunca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim iltifatlar için. Siz de çok hoşsunuz her zamanki gibi. Çok teşekkürler. Çok şık görünüyorsunuz. Yayından önce çok de söyledim. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle kesinlikle. Çok hoşsunuz. Çok sağ olun. Malum endometriozis birçok kadının aslında yine biraz hayatlarını maalesef zorlaştıran bir hastalık diyebiliriz. Ve oldukça da geniş bir kitle aslında bu hastalıkla mücadele ediyor diyebiliriz. Çünkü ciddi ağrılar yaşıyorlar. Hatta ben kesinlikle böyle... Bir kere şöyle bir şeye denk gelmiştim. Böyle jinekoloğun kapısında beklerken keşke ben de tatlı tatlı işte hamilelik için ya da çocuk sevinci için beklesem de içimden geçirdim diyen hasta sayısı da çok fazla sanıyorum gittiklerinde kontrollere. Kesinlikle, çünkü kısırlığa da neden oluyor aslında. Evet, bugün bunların hepsinin cevabını sizden almak istiyorum. Hepsini konuşacağız tabii ama ki. Ama belki olur ya, bu hastalığı pek bilmeyen, belki çok detaylı, duyup da aslında çok detaylı olarak bilmeyen seyircilerimiz vardır. Biraz böyle endometriozis nedir diye başlayalım hocam. İsterseniz. Tabii ki endometriozis aslında bildiğimiz gibi rahimde bir rahim içi tabakası vardır, miyometrium ve dış tabakadan oluşuyor rahim, üç ayrı tabakadan. Hı-hı. İç tabakanın retrovert yolla, yani tüplerden adet kanaması, yani iç tabakası aslında adet kanamasını oluşturuyor. Ve bu adet, hı-hı, kanaması normal bildiğimiz gibi doğum yoluyla dışarıya atılıyor her ay. Fakat retrovert yolla, yani ters yönde ilerleyip tüplerden çıkarak batın içine yayılmasına ve birçok yerde bu şekilde lokalize olmasına ve gelişmesine, yani semptom vermesine aslında biz endometriozis diyoruz. Yani rahim içi tabakasının normal lokalizasyonundan farklı bir yerde olmasına endometriozis diyoruz. Bu nereler olabilir? Yani rahim içi tabakası dışındaki herhangi bir yer. Aslında tespit edilmiş ki dalak dışında vücudun her yerinde olabilir endometriyal doku. Özellikle bulunduğu bir yer yok. Kesinlikle yani. Kesinlikle her yerde olabilir dalak dışında. Şöyle ki en çok karşılaştığımız yer rahim yolu, mesane, bağırsaklar, bariton, yumurtalıklar. Çok sık bir şekilde, evet, çikolata kistiyle kendini belli ediyor. Hepsini konuşacağız, hı-hı, tahmin ederim ki. En sık buralarda yerleşiyor ve tabii ki uzak metastazlar veriliyor. Akciğer, karaciğer, birçok iç organ, burun, göz. Hatta bazı hastalar adet gördükleri dönemlerde burnum kanıyor şeklinde kendi semptomlarını belirtebiliyorlar. Aslında kimi zaman hiç aklımıza gelmeyecek bölgelerde değil mi? Belirti tabii ki, bir bulgu tabii verebilir hastaya. Göbek deliği aynı şekilde, göbek deliğim kanıyor, hmm, diye şikayetlerde bulunabiliyorlar. Yani kanamayla kendini belli eden bir durum, hmm, olduğu için adet, evet, kanamaları döneminde bulunduğu her dokuda kanama belirtisi verdiği için aslında kanamayla anlaşılabilir. Evet, en belirgin belirtilerinden biri tabii diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle tabii görüldüğü bir yaş skalası yoktur değil mi? Yani çok genç yaşta insanlar bu durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Yani en sık görüldüğü doku yumurtalıklar belki dir diyebiliriz. Ve yakın lokalizasyonlar, hı-hı, mesane, bağırsaklar, periton, doğum yolu gibi. Evet. Ama en sık yumurtalıklar. En sık çünkü çikolata kistiyle kendini belli ediyor orada. Evet. Bu yüzden yaşında bir önemi yok aslında. Aslında genç popülasyonda daha çok belki ama her yaşta görülebilir. Evet. Aslında endometriozis 25-30 yaş arası erken adet görmeye başlayan ya da geç menopoza giren, uzun süre aralığı olarak uzun süre adet gören, çok obil kanamaları, yani miktar olarak fazlaca kanayan bayanlarda görülüyor.
Aynı şekilde çok yağlı beslenen veya çok kırmızı et tüketen hastalar da görülüyor. Aynı şekilde kişiler de görülüyor diyelim. Aynı şekilde doğuştan bazı rahim anomalileri olan ve bu anomaliler sayesinde adet kanamasının dışarıya akmasını engelleyen anomalilerin olduğu hastalarda daha sık görülüyor. Aynı şekilde modern kadın hastalığı da olduğu için sarışın, mavi gözlü ya da yeşil gözlü, açık tenli, ince uzun boylu bayanlarda görülme daha sıklığı daha fazla. Dolayısıyla bu tarz skalalar belirlenebilir daha sık görüldüğü bölgeler ya da özellikler şeklinde. Evet, peki bulguları sormak istiyorum. Evet, biz ciddi tabii bir pelvik ağrı olduğunu artık birçok insan biliyor aslında belirti olarak. Evet, kesinlikle. Ama diğer görülen bulgular nelerdir bu konuda? Çok güzel bir soru. Şöyle ki, en sık pelvik ağrı aslında ağrılı adet kanamayla en sık kendini belli ediyor. Dismenöre dediğimiz ağrılı adet kanamasıyla. Bunun dışında düzensiz adet kanamaları. Süre olarak, miktar olarak, daha çok süre olarak düzensiz adet kanamalarıyla kendini belli ediyor. Pelvik ağrılar burada bir sonraki sıralamayı yer alıyor. Şöyle ki, özellikle yumurtalıklardaki çikolata kistlerinin olduğu taraf mutlaka pelvik ağrıyla kendini belli ediyor. Bazen medyalde lokalize olabiliyor ağrı. Pelvisin orta bölümünde fakat daha çok distallerde yan pelvik ağrılarıyla kendini belli ediyor endometriozis. Bunun dışında diskezi, yani ağrılı dışkılama ile kendini belli edebiliyor ya da dizüri, ağrılı çiş yapma, idrar yapmayla. Bunun dışında disparoni bir diğer belirti, yani ağrılı koitus. Cinsel birleşim. Tüm bunlarla kendini belli edebilir aslında. Aslında bunlar bunu da çok duyuyoruz değil mi? Çok sık karşımıza cinsel çıkıyor. Cinsel birliktelik sırasında çok ağrı hissedenlerde. Diye. Evet. Ve çoğu zaman da maalesef farkındalık ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da çok az henüz. Zaten dediğimiz gibi eski çağlarda çok rastlanan bir hastalık değilken günümüz modern çağda çok sık rastlanan bir hastalık. Evet. O yüzden zaten modern kadın hastalığı diyoruz. Bu yüzden farkındalık çok sonraları oluşmaya başlamış. Daha yeni yeni oluşuyor. Dolayısıyla yakalanmayan vakalar çok fazla. Evet. Aslında ve koitusla, ağrılı koitusla gelip aslında nedeninin bağlanamadığı, belirli bir nedene bağlanılamayan vakalar da çok fazla bu yüzden. Evet. Aslında şu da çok normalleştiriliyor. Adet döneminde ağrılar zaten normaldir. Ya da belki şunu bile ben şöyle yorumlara bile denk geliyorum geri dönüşlerden bazen. Zaten genetik olduğunu düşünüyorlar işte adet dönemindeki ağrıların. Genetik yatkınlık da var. Evet. Endometriozis'te genetik yatkınlık da var, sözünüzü kestim mutlaka. Yani annede, hala, teyze, anneanne, babaanne de görülen endometriozisler çok sık tekrarlama meyilinde. Risk faktörleri içinde yine değil mi? Risk faktörleri içerisinde. Fakat endometriozisteki dismenore, yani ağrılı adet görme bazen genetik yatkınlık olmadan da ortaya çıkabiliyor. Ve çoğu zaman hastalar ancak 5-6 doktor dolaştıktan sonra bu tanıya ulaşabiliyor. Yani çok nedensiz bir şekilde bırakılabiliyor. Genç kızlar ağrısı olur adette. Evet, normaldir, çok normalmiş gibi deyip bırakılabiliyor ve çok uzun bir süre sonra yakalanabiliyor asıl neden. Evet, maalesef. Maalesef diyelim gerçekten. Maalesef. Hatta çikolata kisti için hep şöyle söylenir ya, ismi çok sevimli geliyor kulağa, yüz güldürücü geliyor ama maalesef belirtileri kişi için hiç de öyle olmayabiliyor. Kesinlikle. Yani adet dönemini bir kabus olarak değil mi birçok genç kadın aslında görebiliyor. Tabii ki, tabii o gün ki hiç gelmesin isteyebiliyorlar. Peki bunun evreleri var mıdır? Endometriozisin. Evrelerden ziyade aslında tabii ki 4 evresi var. Çok hafif görüldüğü ve aşama aşama metastazlara kadar ilerleyen evreler ama
Asıl endometriyotik odaklar östrojenle kendini belli eden, yani siklik dönüşüme, hormonal döngüye giren oluşumlar. Evet. Ve dolayısıyla adet dönemlerinde nasıl adet kanaması olabiliyorsa bu endometriyotik odaklar da adet kanıyla kendilerini belli ediyorlar. Ve maalesef ki retrograd ilerleyen bu endometriyotik odaklar aslında immün sistemin etkili bir şekilde bunları baskılamamasından dolayı ortaya çıkıyorlar. Evet. Yani immün sistem onları baskılasa hiç belirti vermeyi de bilirler. Ama immün sistem baskılamadığı için, inaktive etmediği için salgılanan prostaglandinler, integrinler, toksinler belki de, sitokinler vesaire, bunların etkisiyle aslında kendilerini belli eden oluşumlar haline geliyorlar. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Yine toplumda şöyle bir algımız var. Hamilelik sürecinden sonra bu durum tamamen kendi kendine tedavi olabilir. Ortadan kalkabilir. Bunun bir doğruluk payı var mıdır? Yoksa doğru bilinen yanlışlar arasında mıdır hocam? Aslında maalesef doğru bilinen yanlışlar arasında. Yani kısmen tedavi oluyor. Fakat bir yumurtalık kistinin, yani çikolata kistinin tekrarlama oranı ya da herhangi bir endometriyotik vakanın aslında tekrarlama oranı %50'lerde zaman oldukça içerisinde. Oldukça da ciddi bir rakam bu oldukça zaten. Oldukça yüksek bir oran. Maalesef kendini tekrar edebilen bir rahatsızlık olduğu için hayat boyu tedavisi gündemde olmalı. Yani bir hasta takibe alındığında hayat boyu takip edilmeli aslında doktor tarafından. Ve kesinlikle uyarılmalı tekrar edebileceğine dair. Ve mevcut rahatsızlığa göre, lokalizasyona verdiği belirtilere, hastalığın ağırlığına göre bir tedavi skalası oluşturulmalı, tedavi planı oluşturulmalı. Muhakkak tedavi edilmeli diyeyim, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. En önemli basamak bu diyelim kesinlikle. Aslında. Çünkü hiçbir durumun zaten kendi kendine tedavi olmasını bekleyemeyiz. Aslında bu tabii açıdan ki da bakabiliriz bu duruma. Tabii ki, tabii peki, ki. Peki hamilelik demişken yine hamileliğin önünde bir engel midir? Endometriyozis hastalığı ya da işte çikolata kisti diye soralım. Çünkü kısırlık sebeplerinin arasında da gösteriliyor. Aslında sonuçlarından biri ağrılı adet görmek, oluşturduğu yapışıklıklardan dolayı pelvik ağrılar vesaire iken, bir diğer sonucu da kısırlık, yani infertilite. Benim alanımla da ilgili olan kısmı bu. Belki de o daha yüzden çok güvenilir bir kaynaktan bu cevabı almak istedim ben. Harikasınız, harikasınız. Çok teşekkür ederim. İnfertiliteye neden olduğu için aslında %25-30 oranındaki sıklıklarda görülüyor infertilite, endometriyoziste. Evet. Dolayısıyla bir gebeliğe engel, evet. Fakat mevcut rahatsızlığa göre de engellenebilir, önüne geçilebilir. Eğer çikolata kisti ise etkenimiz, aslında 3 yoldan engelliyor gebe kalmasını anne adaylarımızın. Şöyle ki çikolata kistini oluşturup over rezervini azaltıyor. Yani folikulogenezi, sağlıklı yumurta gelişimini, bu gelişen yumurtaların sayısını azalttığı için daha az pariteye, daha az gebe kalmaya neden oluyor. Buna paralel olarak tüplerdeki yapışıklıklar kısmen ya da tamamen ya da total yapışıklıklara neden oluyor. Dolayısıyla tüpler tıkandığı için yapışıklıklar sayesinde yumurtalar tüplerde yolunu bulup fimbriyalardan geçip tüplerden geçip implantasyona kadar döllenip implantasyona kadar gidemiyor aslında. Dolayısıyla gebe kalma mekanizmasını engelliyor. Bir diğer etkeni de oluşan embriyoda artık salgıladığı toksinlerle zarar verebiliyor. Ya da implantasyonunu engelliyor, endometrium reseptivitesini azaltarak. Yani rahim içi tabakasını implante olmasını, tutunmasını, yani rahme tutunmasını yumurtanın engelliyor. Bu da bu yollarla gebeliğe engel olduğu için aslında
gibiliğin önünde bir engel, evet. Engel gibi görünebiliyor ama imkansız değil. Tedavi edilirse gebe kalabilirler kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bunu da tekrar belirtelim. Çünkü böyle imkansızmış gibi sanki bir aslında, algı da oluşabiliyor. Aslında gibiliğe bir engel ama tamamen değil, kısmi bir engel kısmi diyelim. Kısmi bir engel, ortadan kaldırılabilir. Kesinlikle. Bir engel olması yüz güldürücü taraf kesinlikle aslında bu durumun. Peki kesinlikle dedik ya, tanısı geç konabiliyor, pek çok aslında doktor değiştirilebiliyor tanı koyarken. Kesinlikle. Bu çok önemli bir basamak. Ben tanı koymada neler yapılır, hangi yöntemle anlayabilirler? Biraz böyle belki hastalar da, evet kimi zaman yani doktorları da suçlamak tabii ki doğru değil bu noktada. Tabii ki. Onlar da çok yoğunlar, pek çok insanla karşı karşıya kalıyorlar gün içinde ama hani hastalara da bir ipucu verelim tanısında neler yapılır konusunda. Aslında şöyle, doktorları suçlamaktan ziyade tanısı kesinlik vermeyen semptomların olduğu için, yani şu tanıyı götüren semptomlar diyemiyoruz kesin gözüyle. Evet. O yüzden tanı koymak gecikebiliyor. Bu yüzden birkaç doktor dolaşabiliyor. Yoksa tabii ki doktorları suçlamıyoruz, evet, kesinlikle. Yani tıbbi bir hata ya da ihmal yoktur. Sadece ve sadece kesinliği olmayan semptomlar, tanıya götüren kesin bir şekilde götüren semptomlar olmadığı için tanısı gecikmiş. Biraz da farkındalığımız geç oluşmaya başladı, evet, bu anlamda. Bu yüzden. Evet. Tanıya gelince şöyle ki, tanı her şeyden önce semptomlarla bizi alarme edip dispareuni, diskezi, dizüri ya da dismenore her şeyden önce ya da pelvik ağrıyla biz alarme olup doktorlar olarak ultrasonu kullanıyoruz tanı koymada. Hı hı. Ultrason aslında bize çikolata kistini en belirgin şekilde gösteriyor. Hatta evet, çoğu zaman semptom da vermiyor endometriozis. Yani hiçbir semptom vermeden ultrasonografik muayene esnasında çok tesadüfi bir şekilde, çok o zaman tesadüfi bir şekilde aslında bir çikolata kistini yakalayabiliyoruz. Hatta bazen çok büyümüş bir kisti bile yakalayabiliyoruz hiç semptom vermeden. Evet. Dolayısıyla ultrason tanı araçlarımızdan bir tanesi. Laboratuvarda SA-125'i kullanabiliyoruz tanı koymada. Overkisti olduğu için tabiatını anlamak adına SA-125'i kullanıyoruz. Bunun dışında MR'dan yararlanıyoruz. MR da tanı koymada bize yüz güldürücü yöntemlerden bir tanesi. Pelvik muayene çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle pelvik muayeneden yararlanıyoruz. Tüm bu yöntemler sayesinde aslında tanıyı koyabiliyoruz. Biraz da tabii semptomlar bizi alarme etmeli, düşündürmeli, evet, şüphelendirmeli. Dolayısıyla bu tanı araçlarını kullanarak tanımızı koyabiliyoruz. Evet. Peki ondan sonra artık hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Neler yapıyorsunuz tedavisinde? Hastaların dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Bunları dinleyelim biraz. Tabii ki. Şöyle ki, aslında medikal tedavi deniyoruz her şeyden önce tedavi kapsamında. Adet kanamalarıyla kendini aktive eden endometriotik odakları baskılamak amacımız medikal tedavideki. Östrojenle beslendikleri için hormonal olarak aktif oldukları dönemde adet kanaması olacaktır. Biz bu adet kanamasını baskılamayı amaçlıyoruz medikal tedaviyle. Dolayısıyla endometriotik odakları söndürüp mevcut dismenoreyi, yani adet ağrısını baskılamayı amaçlıyoruz. Bunda etkili olamazsak eğer, o zaman cerrahi tedaviyi düşünebiliyoruz. Burada alternatiflerden bir tanesi tanısal laparoskopi. Yani tanı koymak amacıyla laparoskopi yapabiliyoruz. Yani kapalı ameliyat yapabiliyoruz, evet, ki endometriotik odakları tespit edelim. Gerekirse onları ekarte edelim, tedavi edelim. Bu yöntemlerden bir tanesi. Bir diğer yöntemimiz de artık asıl cerrahi tedavimiz. Tabii ki yine çoğunlukla laparoskopi kullandığımız yöntem. Laparoskopide endometriotik odakları, özellikle de çikolata kistlerini ekarte ediyoruz. Kistektomiyi yapıyoruz. Eğer özellikle semptom veren kistlerse ya da
aslında natürünü anlayamadığımız, kötü huylu olabileceğini düşündüğümüz, hı hı. bunu ayırt etmek amaçlı ya da ekarte etmek amaçlı girdiğimiz operasyonlar da olabilir. Dolayısıyla cerrahi tedavimiz, asıl cerrahi tedavimiz laparoskopik yöntem. Bu biraz dediğiniz gibi hem şüphelendiğiniz bir duruma göre ya da değil mi? Yani profile, kistin yerine, durumuna göre. Mevcut durumuna göre hastanın verdiği semptomlara göre, semptomların ağırlığına göre tedavi şeklimiz de şekilleniyor. Evet. Peki ameliyat sonrasında laparoskopik olduğu için değil mi günlük hayata da daha çabuk dönebileceklerdir zaten. Tabii ki bir gün sonra günlük hayatına dönebiliyor hastamız. Herhangi ciddi bir dikiş de olmuyor zaten. Yine bu da yüz güldürücü tarafı bir diyelim. Bir santimlik açtığımız bölümlerden aslında rezeki alanlarından, rezeksiyon alanlarından proplarla giriyoruz. Zaten ameliyat bu şekilde yapılıyor. Kesilen kısımlarda zaten sütüre ediliyor evet. ve hiçbir skar dokusu bile, ciddi boyutta bir skar dokusu bile iz kalacak şekilde olmadan evet. aslında repere ediliyor dokular. Evet, kişileri ürkütecek çok ciddi durumlar yok diye rahatlatalım aslında cerrahi müdahalede söz konusu olduğunda. Tabii ki ağır travmatik cerrahiler değil bunlar. Çok nazik, nezih ameliyatlar. Evet. Ve hiçbir iz bırakmadan da hastada aslında hasta günlük hayatına dönebiliyor. Geri dönüş yapabiliyor hemen. Çok çabucak diyelim. Tabii ki. Tekrar edebilir dedik bunu. Cerrahi müdahale olduğu takdirde de tekrar edebilir mi ileride bu durum? Maalesef ki kistler oluşabiliyor. Demin de söylediğim gibi %50 oranında tekrar edebiliyorlar. Aslında biraz da cerrahi tedavi sonrası tüpebek aşamasından bahsetmek isterim. Tabii. Yenilenebilen bir olay, dediğimiz gibi tekrar edebilen bir olay. Fakat özellikle gebe kalmak isteyen hastalarda eğer cerrahi tedavi uyguladıysak ve 6-8 ay sonra hala anne adayımız gebe kalmadıysa bir aşılama denemekte yarar var. Veya mevcut patolojiye, sorunun ağırlığına ya da ek infertilite nedenlerinin olup olmamasına bağlı olarak aslında tüp bebek de denenebilir. Tekrar etmeden tekrar endometriozis tüp bebek yaptırmakta fayda var. Evet. Çünkü bir an önce çocuk sahibi olmalarını istiyoruz hastalarımızın. Cerrahi müdahaleden ne kadar sonra hamile kaldıklarında hiçbir problemle karşılaşmazlar? Böyle beklemeleri gereken yani belli bir süre var mı? Yani 6-8 ay sonrasında gebe kalırlarsa hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat evet. 6-8 ay geçti cerrahi tedavi sonrası ve hala gebe kalamadıysa anne adayımız. O zaman ek yöntemlere başvurmakta yarar var. Fayda aşılama var. Ya da tüp bebek. Evet, peki ve dileyelim ki aslında bebek sahibi olmak isteyen her çifte sağlıklı çocuklarını kucaklarına alırlar. Keşke, inşallah. Sizin gibi başarılı doktorlarımız sayesinde efendim. Çok teşekkürler, süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Çok zevkli bir sohbetti. Sonuna geldiğimizin farkına bile varmadım. Evet, zaman sizinle de özellikle çok çabuk ilerliyor. Çünkü çok dediğim gibi. Çok teşekkür ederim. Çok zevkli benim için de. Evet ve çok önemli konular konuşuyoruz her defasında kesinlikle. Sizinle aslında kesinlikle. Biz. Ve ben inanıyorum çoğu kadının içine biraz su serpiliyordur böyle güzel enerjiyle dinlediklerinde ne cevapları. Mutlu bize. Evet, ne tekrar da bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim, seve seve. Tabii ki. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Operatör doktor Aygül Anıl bizimle birlikteydi. Biz kendisiyle endometriozisi konuştuk. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştık sizlere. Yarın sabah 10'da yine Cem TV ekranlarında sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.